Geçtiğimiz günlerde yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin en inovatif firmalarının belirlendiği Ticaret Bakanlığı Koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Organizasyonu ile düzenlenen Türkiye İnovasyon Ligi'nde kazananlar belli oldu. 1507 firmanın yarıştığı Türkiye İnovasyon Ligi'nde Kipaş Teksil, İnovasyon Kültürü ve Organizasyon kategorisinde Türkiye şampiyonu seçildi. Kipaş Teksil'in birincilik ödülünü Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Öneri ödül sistemi sayesinde hem çalışanların kazanması hem de ülke ekonomisine katkı sağlamasının yanında yenilikçi üretim politikasının Kipaş Holding'de yaygınlaştığını vurgulayan Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Kipaş Teksil Genel Müdürü Halit Gümüşer şunları kaydetti. Tüm çalışanlarımızın katkılarıyla yıllar içerisine giderek, Altyapısı güçlenen öneri ödül sistemimizin bu yıl 10. faaliyet dönemini tamamlamış bulunuyoruz. Ürün geliştirme ve ARGE kapsamında birçok farklı alanlarda çalışanlarımızdan binlerce öneri alıp değerlendirme fırsatları yakaladık. Bu kapsamda gelen önerileri ve yönetim kurulumuzun destekleriyle çeşitli ödüllerle teşvik ederek özendirici konuma getirdik. Fikirlerin inovasyona dönüştürülmesi, ARGE faaliyetlerine eklenmesi için İşletme içi zenginliklerimizi de ekleyerek yıl içerisinde ulusal ve uluslararası platformlarda bildiriler hazırladık ve yayınladık. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği inovalik yarışmalarında ve tekstil inovasyon ligi yarışmalarında şampiyonluğu yakalayarak taçlandırdık. Önce insan prensibimize çalışanlarımızın motivasyonuna yönelik öneri ödül sistemimize ayrıca önem veriyoruz. Çünkü Kipa Holding çalışanları öneri sistemiyle doğrudan üretimin her aşamasında söz sahibi olabiliyor ve verimliliğimiz artıyor. Öneri sistemimizin amacı kuruluşlarda ana iş hedefleri ve politikaları doğrultusunda, özellikle verimliliğin artırılması, kalitenin iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, çalışma ortamının iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması gibi konularda mevcut durumun geliştirilmesine yönelik fikirlerin ortaya konmasını sağlamak, bu önerileri değerlendirmek ve uygun olanları projelendirerek uygulanmasını sağlamaktır ifadelerini kullandı.